Evet, Davos'tayız. Hakan Ateş'le birlikteyiz. Deniz Bank CEO'su. Hoş geldiniz Hakan Bey. Merhaba, hoş bulduk. Davos'ta inanılmaz bir trafik var. Ancak buluşabildik. Bu saate denk getirebildik. Teşekkürler öncelikle. Şimdi önemli konular var bu sene. Her zaman olduğu gibi aslında. Tabii eleştirenler de var. Hiç olmuyor, işte eşitsizlik giderilmiyor falan diye, ama burada çözülmeyecekse nerede çözülecek bilmiyorum. Yine önemli konulardan bir tanesi de büyüme. Artık hemen hemen herkes büyüyor. Bir şeyle başlayalım istiyorum. Bu küresel risklerle herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan ve o riskleri yaratan kişilerden biri de belki de Başkan Trump ve Cuma günü buraya geliyor. Herkes kendisini merak ediyor. Evet. Ne söylersiniz küresel riskler konusunda? Evet. Şimdi evet, bu senede Davos'un ana teması senkronize büyüme. Çünkü biliyorsunuz gelişmekte olan ülkeler %5, Amerika %3 ve Avrupa %2 büyüdü, büyük ekonomiler. Dolayısıyla gelişmekte olan ekonomilere ciddi bir para girişi var. Geçtiğimiz yıl 1.1 trilyon dolar ki 10 yılın ortalaması 1 trilyon dolardı zaten. Önümüzdeki yıl da, yani içinde bulunduğumuz yıl 1.2 trilyon dolar olacak. Emtia fiyatları, petrol 68 dolarları buldu. Evet, senkronize büyüme, ama buna karşılık hani fractured politics dedikleri bölünmüş, parçalanmış politika durum. Burada da öyle zannediyorum Gökhan Bey, Orta Doğu haritasının yeniden çizilmesi centered, yani merkezli bir konu var. Çoğu oturumlarda ilişkili ve bunun hani bir yansıması bekleniyor. Muhammed El Aryan da aynı şekilde eğer büyük ekonomilerin liderleri ciddi bir hata yapmazsa ekonomi politikayı yener. Şimdi buradaki esas olan Sayın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tabii. Son gün yapacağı konuşma önemle bekleniyor. Buradaki söylem, hani Larry Demerson bu Financial Times'taki yazısına bakılırsa, çok irticayla gelişi güzel konuşan bir liderdir diyor. Eğer eski söylemini, sert söylemini devam ettirirse biraz sıkıntı olur. Ama hani Xi Jinping geçen sene sanayi 4.0 ve küreselleşmeyle ilişkin çok pozitif bazı mesajlar vermişti. Eğer onun devamı şeklinde bir söylem verirse, yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaretteki dengesizliğini biraz daha izale etmeye geldim. Ama bu dünyadaki diğer ekonomileri alt üst edecek nitelikte bir yaklaşım değil derse, herkes buna hazır, sıkıntı olmaz diyor. Çünkü biliyorsunuz temelde Amerika Birleşik Devletleri Çaymerika denilen, yani ucuz iş gücüne dayalı Çin ve Uzak Doğu üretimini alıp ülke standardında servis ve malları ucuza ülkesine sunma şeklinden vazgeçti. Trump'la birlikte şimdi diyor ki, ben artık ucuz iş gücü olmaması dezavantajını bertaraf edecek yeni ekonomi ürünleriyle daha çok sanayi 4.0'dan yararlanıp ucuz üretim yapacağım, verimli üretim yapacağım, ama sanayiyi de ülkeme çekeceğim. Vergileri de bunun için indiriyorum. Dolayısıyla burada beklenen ana tema bu ikisi. Bir de tabii göçmenler sorunu var. Şimdi biz hep Suriye, göçmenler, Türkiye ülkemizle ilgiliyiz, ama Amerika'nın da başı bununla dertte. Bilindiği kadarıyla 11 milyon izinsiz ve çalışma izni olmadan çalışan insan var Amerika'da. 7-Eleven diye mağazalara her gün baskın yapıyorlar. Oradan çalışma izni olmayanları toparlayıp yurt dışı ediyorlar ve geçici olarak ülkelerinde doğal afet olmuş insanlara verilen çalışma izinleri bile Trump yönetimi iptal etti. Dolayısıyla orada da önemli bir konu var. Bir de merkez bankalarının hani bu parasal genişlemeyi artık büyüme de başladığına göre nasıl geri çekecekleri, likiditeyi nasıl geri çekecekleri, bunun sert mi olacağı, yumuşak mı olacağına dair konular var, ama eskisi kadar bunlar revaçta değil. Daha sakince mi karşılıyorsunuz? Örneğin bankacılık kesimi olarak, evet. Şimdi eskiden çok önemli konuydu. Çok. Şimdi bakıyoruz kurları pek etkilemiyor. Evet. Herkes hazır. Belki ihracat performansının iyi olması, büyüme performansının iyi olması herhalde bunu sağlıyor. Türkiye açısından mesela %70'i merkez bankalarının verilen paranın geri çekilecek bu sene bittiğinde. Etkiler mi? Bir etki bekliyor musunuz? Şimdi az önce de söylediğim gibi bu 1.2 trilyon dolara çıkacak gelişmekte olan ülkelere para akışı diye bir beklenti var. Hı hı. Geçtiğimiz 1.1 trilyonu zaten sağladı. Evet. Dolayısıyla bu çok büyük bir tehdit olmaktan çıktı. Neden? Bir, gelişmekte olan ülkeler tedbirlerini aldı. Rezervlerini konsolide etti. Büyümelerini sağladı ve gelişmiş ekonomilerin büyümesi doğrudan gelişmekte olan ekonomiler için de arttı. Nasıl ki Avrupa Birliği büyüyorsa bizim de ihracatımız artıyor gibi. Bu çerçevede de ciddi bir tehdit olmaktan çıktı. Şimdi kanaatimce yeni paradigma, şu kripto körünsüler ve onların yaratacağı balon riskleri falan. Hani buna en çok karşı gelen JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon, bunların yasaklanması
olması gerektiğini hep söylüyor öteden beri. Nitekim Japonya, Kore yasakladı. Kanada da bunu düşünüyor. Ama bir taraftan Jamie Dimon da dahil herkes blockchain, yani kırılamaz algoritmaların aslında finans dünyasına ve diğer bir sürü sektöre büyük verimlilik getireceğini. Bankada inceliyor musunuz Denizbank'ta? Tabii tabii. Birebir üzerindeyiz. Ancak bunu regüle edilmiş ve belli sektörlerde yaygınlaşmasının uygun olduğu kanaati var. Buna kimse karşı çıkmıyor. Şimdi burada konu kripto para cinslerinin oynaklığından ziyade, yok 18 binden 10 bine düşüyor falan, bununla çok ilgili değil. Asıl korkulan kanaatim o ki bunun geniş kitleler üzerindeki risk iştahını gereğinden fazla abartması, köpürtmesi ve 2007 öncesi o kaldıraç ve bazı balonların oluşması şurada burada gibi riskler. Ki bu initial currency offering dediğiniz, herkes parasını icat edip halka açma hadiseleri de giderek eski popülaritesini, giderek dediğim son 1-2 ayda, yani her şey çok hızlı olduğu için sanki yitiriyor gibi. Bu seneki 3.7 milyar dolarlık bu kripto paralarla halka arzının %10'u çalınmış zaten cüzdanlardan. İşte bunlar. Böyle bir enteresan. Peki son soru, çok daha az vaktimiz kaldı ama bankacılığı konuşalım. Evet, yani böylesi bir ortamda Türkiye'de bankacılık 2018'de nasıl görünüyor? Bir kere şöyle söyleyeyim. 2016'daki çok ciddi sıkıntıyı 2017'de Kredi Garanti Fonu'nun da büyük desteğiyle çok iyi açtı Türkiye. Ve 3. çeyrek 2016 küçülmesini şimdi %11 son çeyrekte büyümeye çevirdi ve yıl ortalaması, siz daha bilirsiniz ama yayınlanmadı, %7'ler civarında bekleniyor. Şimdi tabii içeriği ve kalitesi çok önemli. Finans sektörü açısından bizi nasıl etkilediğine bakılınca, şimdi bu son alınan başbakanımızın ve başbakan yardımcısı Sayın Şimşek de burada olacak, anonsuna bakılırsa 50 milyar daha limit açıldı ve diğerlerinin uzatılmasına izin verildi. Dolayısıyla ekonominin dokusunu oluşturan KOBİ'lerin ve 330 bindi sayıları yararlananı, bunun 500 binlere doğru tırmanacağını ben şahsen bekliyorum. Bu şu açıdan faydalı. Şimdi bunun ön kuralı ne? Vergi ve prim borcu olmayacak. Biz zaten kredi vermeden o vergi prim borcunu ödüyoruz devlete. İkincisi, istihdamı koruyor. 250 bin kişi, bu sadece istihdamı koruyanlar. Bir de kapanmayan işlerden bir o kadar daha olsa 500-600 bin kişi işini korudu. Üçüncüsü de sermaye yeterlik rasyonlarına yaptığı olumlu etki nedeniyle bankacılıkta çok kısılmış olan ve maliyetli hale gelen sermaye yeterlik rasyosu talebi nedeniyle bizim düzenimizin, Turch Gap'in, bunu biraz yumuşatması. Dolayısıyla kredi büyümesini ben yine %17-18'ler, hatta 20'ye doğru gidebileceğini düşünüyorum. Büyüme yılı olacağını düşünüyorum yine Türkiye için, bütün dünyada olduğu gibi. Politik bölünme vesaire konuları tabii biraz hani force majeure gibi bizim ötemizde konular. Ancak bunun da senenin ilk aylarında stabilize olacağı kanaatindeyim ve yılı bankacılık olarak hani 2017'deki kadar, hani %14,5-15 öz var getirileri değil de daha altında, ama yine de iyi bir yıl olacağı kanaatindeyim. Peki, çok teşekkürler Hakan Bey. Ben teşekkür ederim. Davos'tan aktaracaklarımız böyle. Denizbank CEO'su Hakan Ateş dinledik. Söz merkezde.